Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 11-17 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, güneş sizin burcunuzda ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla sizin zamanınızdayız. Yaşam enerjiniz oldukça yüksek. Biraz daha keyifli ve özgüvenli davranabilirsiniz. Sosyal hayatta kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Bu hafta Venüs de sizin burcunuza geçecek 12 Ağustos'ta. Dolayısıyla kişisel cazibeniz ve çekiciliğiniz artacak. Venüs Aslan burcunda kişisel bakımınıza, dış görünümünüze biraz daha özen gösterebileceğinizi işaret ediyor. Özellikle estetik değerler biraz daha güçlenebilir. Çekiciliğiniz artabilir. Saç modelinizi değiştirebilirsiniz, giyim stilinizde yenilikler yapabilirsiniz, alışverişler yapabilirsiniz. Yalnız bir şeye dikkat etmek gerekiyor sevgili aslanlar. Siz lüks, gösterişli, pahalı ürünlere her zaman düşkünsünüz. Venüs Aslan burcuna geçince bu alanlarda biraz daha aşırılıklar olabilir, harcamalar artabilir, alışverişlere çok yönelebilirsiniz. Mars'ın da Akrep burcunda olduğunu düşünürsek birazcık bu konuda dengeli davranmamız gerekebilir sevgili aslanlar. Evet, sosyal hayatınız hareketlenebilir. Dolayısıyla Venüs burada hayatınıza maddi manevi önemli şanslar da verebilir. Jüpiter'in de Aslan burcunda olduğunu düşünürsek iyi bir dönemde olduğunuzu, özellikle yeni girişimler açısından değerlendirebileceğiniz bir dönemde olduğunuzu söyleyebiliriz. Evet, bir diğer önemli gelişme Merkür'de olacak. Merkür 15 Ağustos'ta Başak burcuna geçecek. Dolayısıyla özellikle parayla ve maddi konularla ilgili iletişimlerin, düşüncelerin biraz daha yoğunlaşabileceğini işaret ediyor. Merkür Başak Burcu'nda detaylara önem verir. Hesap işleriyle ilgilenebilir, bütçenizi düzenleyebilirsiniz. Parayla ilgili konular, anlaşmalar, sözleşmeler gündemde olabilir. Yine harcamalar da gündemde olabilir. Venüs'ün pozisyonunu da göz önünde alırsak burada yine dengeli olmamız gerekecek sevgili aslanlar. Evet, hafta içerisinde ayın pozisyonları hafta başında Balık burcunda olacak. Daha sonra Koç burcuna gelecek. 13'ünden sonra ayın Koç burcundaki pozisyonu sizin için oldukça verimli olabilir. 13'ü ve 14'ü. Seyahatler, sosyal hayat, eğitim, yakın çevreyle ilgili konular veya yurt dışı bağlantılı mevzular yine ay Koç burcundayken daha fazla gündeminizde olabilir. Ayın 15'inden itibaren ay Boğa burcuna geçecek ve kariyeriniz, hayatınızdaki sorumluluklar ve aile büyükleri, otorite kavramları ile ilgili konulara dikkat çekiyor. Bu hafta özellikle ayın 17'sinde ay son dördün fazında olacağı için yaşamınızdaki otorite kavramları, aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili bazı çekişmeler ve mücadeleler olabilir. İlişkilerde dengede kalmaya çalışalım. Şartları çok fazla zorlamayalım sevgili aslanlar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzda izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.